Galatasaray'da tarihi bir gece, Galatasaray için tarihi bir seçim geride kaldı. Burak Elmas, Galatasaray'ın 38. başkanı, Galatasaray Lisesi'nde yapılan seçimde seçildi ve gerçekten kıyasıya bir seçim yarışı oldu. Son yıllarda Galatasaray'da çok görmediğimiz bir rekabet ortaya kondu. İlk sandıklarda Eşref Hamamcıoğlu önde gidiyordu ama özellikle 10. sandıktan sonra yavaş yavaş fark kapanmaya başladı ve son sandıklar nefes kesti. Burak Elmas Galatasaray'ın 38. başkanı oldu ve Natspor'da TT programında Serkan Korkmaz konuğumuz. Seçimi değerlendireceğiz. Serkan abi, sen gün boyu Galatasaray Lisesi'ndeydin. Seçimi çok yakından hissederek, yaşayarak takip ettin. Neler söylersin? Önce kısa bir yorum alalım, sonra detaylara girelim. Fiziki olarak lise binasına girmedim. Kulağıma ses geri geliyor arkadaşlar. Onu keserseniz. Girmedim ama Galatasaray Lisesi'ndeki seçimin hep civarlarındaydım. Yani çok sayıda hem meslektaşım hem de arkadaşım kongrede olduğu için ve çok uzun süredir pandemi nedeniyle görüşemediğimiz için çok özür diliyorum izleyenlerimizden. Ses kulağıma geri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir yandan da hani hasret giderme ortamı vardı. Aslına bakarsan Galatasaray Lisesi'ndeki seçime 5000'in üzerinde insan geldi. 4700 civarında bir oy kullanıldı. Gelip de oy kullanmayan sayısı da bir hayli fazlaydı. Bunun sebebi aslında özlem gidermek için geldiler. Şunu da kabul edelim. Kazanan Burak Elmas'ı kutluyorum. 38. Galatasaray Başkanı oldu. Yöneticiliğinin ilk günlerinden beri tanıdığım bir isim. Çok gençti ve Galatasaray'ın çok önemli bir dönemine tanıklık etti. Çok önemli bir deneyime sahip oldu. Aynı zamanda da kayınpederi olan Faruk Süren'le birlikte Galatasaray Kulübü'nün tekrar ses gelmeye başladı bu arada. Galatasaray Kulübü'nün çok önemli bir döneminde, UEFA Kupası'yla sona eren, taçlanan bir döneminde o da çok önemli görevler üstlendi. Ben de o dönemde Galatasaray muhabiriydim. Buradan bir kere Burak Elmas'ı tebrik ediyorum. İşte genç Emre Belözoğlu'nun sahaya çıktığına da tanıklık etmiştim. Ama bu da başka bir şey. Yani yöneticinin ilk yıllarında tanıdığım bir insanı şu anda kulüp başkanı olarak görüyorum. Bu da benim için farklı bir duygu. Kendisi bir Avusturya Liseli. Avusturya Lisesi mezunu. Benim eşim de Avusturya Lisesi mezunu. Bir Avusturya Lisesi mezunu, genç bir Galatasaraylı çocuğun Galatasaray Kulübü'ne üye oluşu, ardından Galatasaray'da yönetici oluşu ve şimdi başkan oluşunu hikayesine tanıklık ettim. Yani çok geniş bir perspektifte. Bu sebeple ayrı bir önem taşıyor benim için. Genç de bir isim bir başkan için. Galatasaray gibi önemli bir kulübün başkanlığı için. Hayırlı olsun diyorum. Bu seçimin sonuçlarına göre Galatasaray'ın geldiği noktayı da çok ciddi şekilde yorumlayabiliriz. Bir kere her şeyden önce kıl payı farkla, foto finişle bitmiş bir seçim ama yine de iki aday medeni bir şekilde seçimin hemen ardından Galatasaray'ın son divan kurulu başkanı olan Eşref Hamamcıoğlu çok büyük bir medeniyet örneği göstererek kürsüye çıktı ve seçim konuşmasından önce, seçimin zafer konuşmasından önce Burak Elmas da ona söz verdi ve Eşref abi sen konuş dedi. Eşref Hamamcıoğlu bir konuşma yaptı. Bunlar tabii çok önemli görüntüler, çok özel görüntüler. Çok fazla bel altı olmadı. Bir kavga çıkmış koridorda bugün Tevfik Fikret Salonu'nun önündeki ama konunun seçimle hiçbir alakası yokmuş Evren. Hani alakasız, birbirleriyle kişisel sorunu olan insanların itişi kakışı şeklinde gelişmiş. Yani birbirini sevmeyen iki insanın diyelim. Ne anladık bu seçimin sonucundan? Ben seçimin sonucunun birkaç kritik, hani maçın kırılma anları gibi anlatayım. Maçın kırılma anlarından birisi bence Burak Elmas'la Eşref Hamamcıoğlu'nu birleştirme toplantısı. Onların birleşme toplantısı değil. Birleştirilme toplantısı. Ünal Aysal'ın otelinde gerçekleşen. Orada her iki adayın birleştirilmesi halinde ne kadar net bir zaferle ayrılacağını anlamış olduk. İki aday da risk aldı. Daha doğrusu Burak Elmas büyük bir risk aldı orada. Kendisi Burak Elmas göstermişti o toplantıda kabul etmeyeli. Evet, Eşref Hamamcıoğlu birleşmeye daha yatkın bir taraf olduğu bilinen bir gerçek. Zaten yaşı ve son divan kurulu başkanı olması sebebiyle ve bir Galatasaray liseli olması sebebiyle
başkanlık makamına birleşme halinde oturacak kişi Eşref Hamamcıoğlu olacaktı. Fakat Burak Elmas orada dik bir duruş sergiledi birlikte seçime gideceği 44 kişilik liste adına. Hatta bence bu ona oy kaybettirdi. O gün ona kızan tırnak içinde abiler Burak Elmas'ın o tavrından dolayı ciddi sayıda bir oyu Eşref Hamamcıoğlu'na doğru kaydıracak tepkiler verdiler ve telkinlerde bulundular. Bir başka kırılma anı Metin Öztürk'ün yakın zamanda yaptığı. Ben birinci senenin sonunda yani Mayıs 2022'de seçime gideceğim demesi oldu. Metin Öztürk'ün bu söylemi genel kurul üyelerinde çok ciddi karşılık buldu. Ve 300-400 oy alması beklenen Metin Öztürk oy sayısını 893'e yani kabaca 900'e çıkardı. Metin Öztürk'ün elde ettiği bu oyların çok büyük bölümünün Eşref Hamamcıoğlu'ndan kayan oylar olduğunu yorumlayanlardan birisiyim. Orada da bir kırılmaya yol açtı değil mi Serkan abi? Eşref Hamamcıoğlu'nun oylarından kırılma oldu Metin Öztürk'e doğru. Kesinlikle. Fakat Burak Elmas'ın çok enteresan bir hatası vardı. Zaten söylemini ağırlıklı olarak Fatih Terim'le çalışacağını vurgularken bazı cümlelerini çok abartılı bulan genel kurul üyelerinden ciddi sayıda oy kaybetti. Ciddi sayıda oy kaybetti ve en son hatta Arda Turan Galatasaray'ın ruhudur şeklinde bir açıklaması oldu. O açıklama da çok tepki gördü. Hatta o sıralarda pek çok kongreyi yakından takip eden ne denir? Kongre abisi bunlara, kongre uzmanları, kongre duayenleri. Galatasaray'da böyle referans noktası genel kurul üyeleri var. Evren sen de bilirsin. Onlara göre seçimi kaybedecek kadar vahim hatalara imza attı Burak Elmas. Normal şartlarda Burak Elmas'ın 1800 civarında bir oy potansiyeli olduğu konuşuluyordu. Bir başka kritik nokta ve kırılma anı da bugün yaşandı. Belki de yağmurun şiddetli ve uzun sürmemesi dünkü gibi. Evet, Burak Elmas'ın yeni çalıştı, katırımı arttırdı. 4500'ün üstündeki bir katılımda Burak Elmas tarafı bu seçimden galibiyetle ayrılacağına emindi. Ve 4773 yapmıyorsam bir katılımla da zafere ulaştı. Yani ekleyelim mi Serkan abi? Genç Galatasaray üyeleri özellikle son sandıklarda hep şu konuşuluyordu. Son 2-3 sandık belirleyici olacak diye ve gençlerin oyunun belirleyici seçime damga vuracağı konuşuluyordu. Yeni üyeler, gençler öyle tanımlayabiliriz. Burada normalde Galatasaray liseliler şunu söylemişlerdi. Genelde öyle bir kanı vardı. Gençler Eşref Hamamcıoğlu'na blok oy, toplu oy atacaklar diye. Ama gelin görün ki tam tersi oldu. Son sandıklarda Burak Elmas öne geçti. Bunu neye bağlıyorsun? Son sandıkların sonuçlarını inan ki birebir bilmiyorum. Keşke sandık sonuçlarının da şu anda önümde olabilseydi. Orada bir hengame oldu sonuçta. Ama Şardan'ın oylarının en yüksek olduğu sandıklar diye düşünüyorum. Evet, son üyeler evet. Olduğu için son dönemde o sebep. Şimdi buna çok enteresan bir yorum yapacağım. Belki sana yersiz bile gelebilir izleyenlere. Şardan'ın bu denli farklı kaybedeceğini bilseydi o sandıkta oy kullananlar bugün başkan Eşref Hamamcıoğlu'ydu. Çünkü o oyların çoğu tepki oyu, evet. Şardan'a giden oyların çoğu ve onun önemli bir kısmı yani Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu'na o sandıklarda giden aslında çok ciddi sayıdaki toplam oy Burak Elmas'ın, Fatih Terim ve en son Arda Turan söylemlerinden kaynaklanıyor. Yani aslında gençlerde Fatih Terim ve Burak Elmas'ın çok karşılığı olmadığını Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan oylarının toplamından anlayabilirsin. Evet. Şunu ekleyelim. Şimdi Galatasaray'da yeni bir dönem. Artık seçim bugün itibariyle sonlandı. Mazbata alınacak. Gençlerde derken genç üyeler. Evet. Genç üyeler. Son üyeler diyelim. Şu anda şimdi Galatasaray'da çok sıcak bir gündem bekliyor Serkan abi. Seçim bu gece itibariyle artık yerini icraat dönemine bırakacak. Mazbata aldıktan sonra tabii ki. Burak Elmas'ın önünde futbol takımı, amatör şubeler, stadın isim hakkı, Kemerburgaz, Galatasaray Adası, otel gibi birçok konu var. Bunlar tabii bugünden yarına değişmesi kolay değil ama futbol takımıyla başlayalım. Nasıl bir dönem bekliyorsun? Şimdi Fatih Terim konusunda Burak Elmas'ın tavrı belli. Fatih Hoca şimdi kaldığı yerden devam edecek.
Fatih Terim'in nasıl bir reaksiyonu bekliyorsun önümüzdeki günler içerisinde? Bir reaksiyon göstereceğini tahmin etmiyorum. Yani Fatih bir Terim'in açıklama, bugüne oraya kadar bir güzel devam ediyoruz mesajı da olabilir o anlamda. Fatih Terim'in bugüne kadar Galatasaray'la yaptığı tüm sözleşmeler ve tüm birliktelikler Fatih Terim'in kişilerle yaptığı sözleşmeler değil. Fatih Terim de her zaman bu vurguyu ortaya koymuştur. Yani ben Galatasaray çağırınca geliyorum. Hatta zaman zaman sistemkar bir şekilde koymuştur. Gel dediniz, gel dedik, git dediniz, gidiyoruz. Şimdi sözleşmesi bitti. Doğal olarak gitti. Bir seçim vardı. Ve seçimle beraber ben çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Eşref Hamamcıoğlu kazansa da Fatih Terim devam edecek. Yani ben bundan adım gibi bakma sen söylenenlere, bakma sen Eşref Hamamcıoğlu'yla Fatih Terim'in çok uyumlu bir ikili gibi görünmemesine. Sonuçta Galatasaray, evet, başkanlık sistemiyle yönetilir ama Galatasaray'ın akilleri, abileri, ombudsmanları, duayenleri ve hep söylenen bir derinliği vardır. Bu derinlik Fatih Terim'le Şampiyonlar Ligi elemesinde bu kadar yakın bir tarihte bir maç varken ve bu kadar kulüp kritik bir dönemdeyken yeni ve yabancı bir teknik adama müsaade etmezdi. Onu bir kere belirteyim. Yani ben Eşref Hamamcıoğlu'nun belki çok gönüllü olmasa da tıpkı zamanında Dursun Özbek'te olduğu gibi Fatih Terim'le devam edeceği kanaatindeyim. Edeceği kanaatindeydim kazandığı takdirde. Şimdi tabii Burak Elmas kazanınca bu soru da ortadan kalkmış oldu. Burak Elmas da Fatih Terim anlaşamama ihtimalleri yok. Zaten yıllara dayanan iletişimleri ve ilişkileri var. Ve bu ilişki de gayet iyi bir ilişki. Yani abi kardeş baba oğul ilişkisi gibi bir ilişki. Hatta Galatasaray Genel Kurulu tarafından Burak Elmas'ın bu kadar ısrarla Fatih Terim vurgusu yapması, seçim malzemesi yapması çok eleştirildi biliyorsun. Belki Fatih Hoca bile rahatsızlık duymuştur bu boyutunda. Ama ben hiçbir sorun çıkmadan Burak Elmas da Fatih çok kısa bir çok kısa süre içerisinde bir araya gelerek devam edeceği öngörüyorum. Bu da öyle yani büyük bir kehanet falan değil. Senin de taktikçin gibi. Tabii transferde de şimdi yerli transfere Galatasaray önce mevcut kadrosunda sonra fırsat transferlerine de ilk etapta öncelik vermişti. Buradan da zaten seçimin sonucu ne olursa olsun Fatih Terim'in ve ekibinin, scout ekibinin de Galatasaray Futbol Şubesi ile alakalı bir raporunun olduğunu biliyoruz. Şimdi görev değişimi olmayacak. Flori aynen devam edecek. Çok kısa bir süre var Serkan abi. Galatasaray'da bu kadar kısa sürede elbette devam edilse bile kadronun da transfere ihtiyacı var. Şimdi PSV ile bir öneleme oynanacak. Galatasaray'da yapılması gereken ödemeler de var. Nasıl bir ay bekliyorsun Galatasaray'da? Bir kere hazırlıklarının, finansal açıdan hazırlıklarının tam olduğunu sürekli vurguladı Burak Elmas. Evet. Yani bütün seçim propagandasını da hani Fatih Terim üzerine kurmuş değil. Yani öyle bir algı da oluştu. Kasa kolaylığından bahsetti. Kasa kolaylığından bahsetti. Daha da fazlasından da bahsetti. Onlar uzun vadede, orta vadede elde edilecek gelirler. Biliyorsun bu yeniden yapılandırma, borç yapılandırmasıyla Bankalar Birliği ile yapılan Galatasaray'ın bu yıl ve önümüzdeki yıl görece olarak bir rahatlığı ve hareket alanı var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı limitlerde de en iyi durumda olan kulüp Galatasaray. Yani 500 küsür milyon liralık bir limit hareket alanı var. Ve iki gün öncesinde ki bu tabii ki Cengiz yönetiminin bir başarısıdır. Evet. İki gün önce UEFA'dan gelen bir yazı var. Ya biz size bir yıl sonra sizi takibi bırakacaktık ama artık tahdidimizi bir yıl önceden kaldırıyoruz. Sizi rahat bırakıyoruz. Yani sattığınız kadar alırsınız falan filan bizim için geçerli. O da kalktı. Bir de borçların yani, TL'ye çevirme durumu da oldu. Yaklaşık bir ay önce o açıklama da geldi hatırlarsın. Evet, borçların banka borçlarının finansal kurumları borçları TL'ye çevrildi. Zaten bütün kulüpleri bir rahatlık yarattı. Ha, ama bu tabii ki her şey güllük gülistanlık demek değil. Tabii. Henüz etrafı çevrilmiş bir kemerburgaz var. Ada sorunu tam çözülmedi. Ama şu anda taraftarın bu konular hiçbir ilgisini çekmiyor biliyorsun. Burak Elmas yönetiminde önemli isimler var. Burak Elmas yönetiminde Fatih Terim ismi ön plana çıkıyor. Eşref Hamamcıoğlu da Fatih Terim'le çalışacaktı günün sonunda.
Ama bu belki bir hafta sürecek. Bir haftalık bir süreç olarak yansıyacaktı. Belki de Fatih Terim istemeyecekti Serkan abi öyle bir durum. Yok, Fatih Terim Galatasaray'ın kendisini istemesi halinde. Hı-hı. Taraftarın da bunu yüksek sesle sosyal medyada, sokakta, hı-hı, her türlü dillendirmesi halinde böyle bir davete hayır diyemeyecek kadar Galatasaraylı bizim. Hatta hayır diyemeyecek kadar Galatasaray kendisi. Hı-hı. Yani sadece Galatasaraylı değil, Galatasaray'ın çok önemli bir parçası. Türkiye'de ve dünyada Galatasaray. Bu seçimde Serkan abi bunu da bir kez daha görmüş olduk değil mi? Bu seçimde biraz onu da ispatlar nitelikteydi. Yani hep şu konuşuluyordu ya, Fatih Terim ismini sıkça zikreden Burak Elmas'ın, ki sen de yayının başında söyledin, tepki alabileceği yönündeydi. Ancak futbol şubesinin şu anki istikrar arayışı, Fatih Terim'in özgül ağırlığı, Galatasaray'daki mevcut ağırlığının ne kadar fazla olduğunu da bu seçimde sanırım bir kez daha anlamış olduk. Şimdi bu seçimde Fatih Terim'le Galatasaray'ın çok büyük problemleri olmadığı, Galatasaray Genel Kurul üyesi profilinin çok büyük problemleri olmadığı sonucu çıkabilir. Ama 41 oy farktan şu sonuç da çıkabilir. Yani Fatih Terim söylemi Burak Elmas'a oy kazandırmış, kazandırdığı kadar kaybettirmiş de olabilir. Sosyal medyada bir anket açtığında, hangi başkanın seçilmesini, adayın seçilmesini, başkan seçilmesini istiyorsunuz? Hı-hı. Biliyorsun minimum %88 falan çıkıyordu Burak Elmas. Evet. Minimum. Bunu tüm Türkiye sattığında, bir genel seçim araştırması gibi yaptığında 81 vilayette, sahada binlerce insanla yaptığında bu oranın %88 kadar yüksek olmasa da %60-70 civarında olduğunu öngörebiliriz. Fakat bu seçime baktığında Yiğit Şardan'ın aldığı oylarla birlikte, bir kez daha bakıyorum arkadaki monitörden, yani 2200-2300 kadar, hatta 92 oyu da sayalım İbrahim Bey'in aldığı, Ragnik'le anlaştık dedi. Yani 2200 kadar Galatasaray Genel Kurul üyesinin Fatih Terim'siz yola devam etmek konusunda bir endişe taşımadığını da anlamış olabiliriz. Yani genel kuruldaki Fatih Terim karşılığıyla hayattaki, sosyal medyadaki, tribündeki karşılığı aynı değil. Bambaşka. Tabii bambaşka profiller. Alakasız. Birazdan aslında grafiği de arkadaşlardan rica edelim. Toplu kaybettik diye soracak olabiliriz. Bir kere şunu net bir şekilde ortaya koyalım. Seçimin kazananı Burak Elmas. Burak Elmas olduğu kadar Fatih Terim de. Çünkü bu seçimin esas kaybedenleri Adnan Polat, Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yiğit Şardan. Bu isimlerin çok çok uzun bir süre, çok çok uzun bir süre, yani yakın vadede bir seçim olsa dahi uzun bir süre Galatasaray arayüzlerin seçimlerinde, mali genel kurulunda çok fazla etkin olacaktır. Bir kez daha yakın tarihte yaşadığımız kadar güçleneceklerini sanmıyorum. Çünkü kelimenin tam anlamıyla bugün sandıkta ağır kaybı. Şu da var Serkan abi, 1974 doğumlu Burak Elmas. Sen yayının başında çok güzel özetledin. Çok genç yaşta, 2000 döneminde özellikle UEFA Kupası sürecinde Galatasaray'da futbol şubesinde gerçekten çok önemli deneyimler kazanmıştı genç yaşında. Yıllarla beraber yine yönetim kurullarında yer aldı ama şimdi ekrana geliyor. 1974 yılında İstanbul'a dünyaya geldi Burak Elmas. Bir kez daha okuyalım onu. Avusturya Lisesi mezunu. 3 dönem Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Özten Can Aydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak çalıştı. Bir oğlu bir de kızı var Burak Elmas'ın. Çeşitli dönemlerde Galatasaray'da hep ritüeldir. Tecrübeli isimler gelir ve bazı dönemlerde görev yapar. İşte Adnan Polat dönemi, Dursun Özbek dönemi, Mustafa Cengiz dönemi, Abdurrahim Albayrak'ın 8 ayrı sezon Galatasaray Futbol Şubesi'nde görev yapması gibi gibi. Burada Burak Elmas'ın genç yaşta yaşadığı deneyim ve sosyal medyayı özellikle yaşından da dolayı sıkça kullanması, söylem dili, iletişim metotları. Sence Galatasaray'da hem bu seçimle beraber yepyeni bir dönem başladığına işaret mi? Bir de kürsüye çıkarken özellikle Eşref Hamamcıoğlu'nun tam bir Galatasaray abisi niteliğinde, tam bir zerafeti. Beraber çıkması, bu tabloyu nasıl yorumlarsın? İki sorum. Allah kolaylık versin Serkan abi. İki soru da birbirinden uzun. Yani sonuncusundan başlayayım çünkü evet. İkincisi, ilkini unuttum bile.
İletişim dilini ve genç olmasını avantaja çevirebilir mi? Biliyorum, biliyorum. Şimdi şöyle, tabii kurtlar sofrasına geldi Burak Elmas. Tabii. Gerçekçi olalım. Fenerbahçe'nin başında Ali Koç var. Ülkenin en önemli holdinglerinden birisinin, ailenin oğlu ve 3 senedir büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de büyük bir başarı, sportif başarı hasreti çekiyor, özlemi çekiyor. Ve Fenerbahçe Ali Koç'un başkanlığa gelmesinden çok daha önceden beri 8 yıldır bu şampiyonluk hasretini yaşıyor. Beşiktaş istim üstünde 2 kupayla kapadı sezonu. Bakıldığı zaman Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi önemli bir teknik adamla nokta atışı transferler, önemli transferler yapıyor, Marek Hamşik gibi. Yani işi çok zor. Çünkü Galatasaray'ın elinde zaten sadece futbol kaldı. Evet. Voleybolunda, basketbolunda, kadın sporlarında. Yani Galatasaray o eski görkemli, işte Türkiye'ye basketbol getiren, yüzü batıya dönük, Avrupa'nın Fatih'i görünümünde değil şu an. Elindeki en büyük aset son 4 senede, geçen sene Beşiktaş'a ve ondan önceki sene Başakşehir'e kaptırdığı şampiyonluklardan önceki arka arkaya 2 sene elde ettiği şampiyon. Ve şu anda elinde 3. ön eleme turundan başlayan bir Avrupa macerası. Deve dişi gibi rakipler var. Hı hı. O yüzden ben hani Eşref Hamamcıoğlu da kazansa Fatih Terim'le devam ederdi. Sabun buradan kaynaklanıyor. Çünkü Galatasaray'ın hani zaman kaybedecek. Öyle yok o değil bu olsun falan filan diyecek güçleri yok. Galatasaray'a ortak attı. Bir şekilde Eşref Hamamcıoğlu ile Fatih Terim'i en azından bir sezon birlikte çalıştırabilecek kadar çimento olabilecek yapı biliyorsun. Çok güçlü bir yapı. Yani kesinlikle. Galatasaray başkanlık sistemiyle yönetilmez. Galatasaray ortak akılla yönetilir. Başkan kendi haline bırakılır. Florya'da teknik adam da kendi haline bırakılır. Ama Galatasaray ortak akılla yönetilir. Genel kurul çıktı, görevini yaptı. Başkanını seçti. Başkan şimdi teknik direktörünü seçecek. O da belli. Birkaç gün içerisinde süreç tamamlanacak. Çok fazla naz yapmaya gerek yok. Yani Ahmet Ulçevi ile Sergen Yalçın'ın arasındaki gibi bir süreç yaşanacağına ihtimal vermiyorum ben. İhtimal vermiyorum. Hatta yani böyle boş sözleşmeye imza atıldı şeklinde bitecektir bence bu süreç. Böyle bir konuşmaların ardından aksi de bence ihtimal dahildir. İkinci soruna gelince Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas'ın birlikte kürsüye çıkması çok sert geçen futbol iklimimizde kulüplerin kendi içindeki sert geçen zaman zaman penaltıda eylem muhalefet. Örnek gösterilmesi gereken tarihi bir fotoğraf. 41 oyla seçim kaybedilen bir ortamda Eşref Hamamcıoğlu'nun gösterdiği büyüklük, Burak Elmas ona bir ağabeyine kürsüde başkan seçildiği seçimin sonunda önce sen konuş abi demek falan çok acayip şeyler. Galatasaray'la ilgili çok şey anlatır. Bugün ben hakikaten Galatasaray'ın çok önemli bir demokrasi sınavı verdiğini düşünüyorum. Üstünde yönetilen kulüplerimiz için 5 adayın farklı olduğu kanaatindeyim. Bunu bir demokrasi zaferi olarak görmek de doğru bir yandan. Bir yandan da Galatasaray gibi ortak bir amaç için bir araya gelmiş insanların, Galatasaray için bir araya gelmiş insanların aslında bir güçlü aday çıkartması, buna hiç katılmayan insanların da Amerika'daki hani Cumhuriyetçiler Demokratlar Partisi'nde ikinci bir adaylık çıkartması. Maksimum 2 adayla seçilebileceği bir seçim olmuş. Biraz partiden fazla aday çıktı. Ama sonunda kazanan gerçekten Galatasaray oldu. Bunu Eşref Hamamcıoğlu kazandı da söylerdim. Gerçekten çok objektif bir yerden baktığımı düşünüyorum bugün yaşanan seçime. Bugün yaşanan seçimin çok ağır kaybeden var. Bunu bir kez daha vurgulayalım istersen. Abdurrahim Albayrak çok ağır kaybetti. Sayın Mustafa Cenk bence çok önemli emeklerini çok zor durumda gerçekten tüm başarıyla geçtiği bir sürece rağmen bir şekilde geldiği başkanlıkta kazandığı seçimler ibra edilmemesine rağmen koltuğa sarılışında UEFA süreçte pek çok açıdan unutulmaz bir başkanlık performansı sergiledi. Tarihi bir başarısı başkanı olarak lanse edenlere katılmasam da bugün Mustafa Cengiz de ağır bir yenilgiye uğradı. Adnan Polat da ağır bir yenilgiye uğradı. Bunu da kabul etmeleri lazım. Yani bunu bütün genel kurul bu şekilde. Fatih Terim özelinde ise Fatih Terim kendisi son derece sahip çıkan,
taraftar ve seçilmiş Burak Elmas yönetiminde genel kurulunda çok fazla karşılık görmesi de hala güvenilen isim olduğunu gösterdi. Taraftar Fatih Terim bu desteğini sürdürdüğü sürece, Burak Elmas başkan olduğu sürece Galatasaray, Fatih Terim Galatasaray görevinde kalacaktır. Hiç şüphesi olmasın. Hatta ben biraz daha iddialı konuştum. Bugün oldu da büyük bir sürpriz değil. Dışarıdan kazansa bile Galatasaray'ın Fatih Terim'le devam edeceği dinamikleri hala çalışmak. Çok teşekkür ederim Serkan abi. Değerli görüşlerin, tecrübelerin ve yorumların için bize aktardın. Galatasaray için hayırlısı olsun diyelim. Bir kez daha Burak Elmas'ı ekibini tebrik edelim. Biz saat 12 itibariyle tekrar yayında olacağız. Avrupa Şampiyonası'nın heyecanı da bir yandan devam ediyor. Bugün de çok güzel maçlar vardı. Natspor'da yaklaşık 45 dakika sonra canlı yayınımız olacak. Serkan Korkmaz'a bir kez daha teşekkür edelim. Bir küçük ek yapabilir miyim? Tabii ki Serkan abi. Hani yayının başında demiştim ya kulağıma ses geri geliyor diye. O ses hep gelmeye devam etti. Baktım sorun giderilmiyor. O ses geliyor haliyle bu yayını yaptım. Sürçülisan ettiysem herkesten özür dilerim. Elimden gelen bu. Yani sürekli kendi sesim şu anda da devam ediyor. Çok zordur öyle bir şey. Bir saniye sonrasında geri gelir bir halde yapılmış bir yayın. Sürçülisan ettiysem affola. Çok teşekkürler tekrar Serkan abi. Siz de lütfen NatSpor'a abone olmayı unutmayın. 45 dakika sonra tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.